Bekle, aç gözlülük yok. Açık havada öyle acıkıyor ki insan. Hadi, her şey hazır. Abini çağır da gel. Kapı kol, etler soğuyacak. Pekala. Zavallı ayağını kırmış, sana yenisini alırım. Hadi bakalım. Ne kadar merhametlisin abi. İnsansak öyle olmak gerek. Elimizden geldiğince zayıflara, yoksullara, sakatlara el uzatmalı, yardım etmeliyiz. Herkes senin gibi düşünse. Ben kendime düşeni yapıyorum. Elimden geldiğince de yapacağım. Şimdi söyle bakalım, yemekte ne var? Senelik evliler. Sanki bugün tanışmışlar gibi hala. Abicim bir tanedir. Yengen de. Biz de onlar gibi olabilecek miyiz acaba? Olacağız sevgilim. Çünkü evliliği dünyanın en mutlu çiftinden öğrendik. Ne yazık. Tatilimiz bugün bitiyor. Her iyi şeyin bir sonu vardır. Her kötü şeyin de. Allah kötüyü göstermesin bize. Yarın erken gel de alışverişe birlikte çıkalım. Olur mu? Olur yenge. Güzel tatil için çok teşekkürler. Bir şey değil, güle güle. Şimdi gazete okumanın sırası. Merhaba çocuklar. Oo, hoş geldin Orhan. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bakıyorum tatil yaramış Orhan. Çakı gibisin maşallah. Şuraya bak. 14 yaşında bir öğrenciyi kaçırmışlar. Sonra da ırzına geçip öldürmüşler. Bunlara insan değil, hayvan bile denmez. Sen tatlı tatlı eğlenirken şehirde kan gövdeyi götürdü. Polis istatistiklerine göre birinci hafta 5, ikinci hafta 7 cinayet. İstanbul artık namuslu insanların rahat yaşayabileceği şehir olmaktan çıktı. Kendine güveniyorsan hava karardıktan sonra karını al da şöyle bir Beyoğlu'na çık. Merhaba Orhan, hoş geldin. Hoş bulduk Kemal abi. Özledik seni. Nasılsın bakalım? Geri dönüp cinayet istatistiklerini öğreninceye kadar keyfim yerindeydi. Şuraya bak, bizim kondulara benziyor mu?
Şu zenginler ne hayat yaşıyorlar be! Para dersen para, karı dersen karı. Altlarında arabaları, ceplerinde mangırları. Arabalar, evler onların olsun. Şöyle biçimli bir yavru olsun. Ben de bunu cilalamak için kaymaklı bir ekmek kadayıf olsa diyorum. Nerede? Son mangırları buna yatırdık. Ulan ikiniz de kör boğazınızla bozmuşsunuz. Hadi turlayalım şöyle. Bakalım ne düşer kısmetimize. Yürü! Salın! İşte! Şu koca karılarda ne bokuma yaşar? Aa, ben hükümet olsam bir kanun... Tüm murukları idam! Allah kahretsin, Allah cezanızı versin. Ver bakayım, ver bakayım. Elmalar Amasya'nın. Yeni keli portakallarım var. Amasya'nın elmalar. Hey, hani parası? Al parasını! Benim kasanımı veremeyeceğim! Allah be, fıstıklara bak! Elleri yüklü, çantaları şişkin, arpa gani olmalı. Hele ufaklığa bak, lokman ekimi ye dediğim. Geç kaldık galiba. Daha evde yemek hazırlayacağım. Ben sana yardım ederim yengecim, üzülme sen. Karı anahtarla açtı kapıyı. Evde kimse yok demek ki. İçeriye süzüldük mü gazel atsalar kimse duymaz. Şu kadarcık şeye 180 lira verdim. Haklısın yenge. Üstelik yağ da bulamadık. Bakıver Sevgi. Kim o? Posta! Sevgi? Ne istiyorsunuz? Manyet güzelim. Çantalarımız mutfakta. ...15 lira. Bunda da 20. Bir şey numara yapmayın! Sizin gibi zengin insanlarda bu kadar mı para olur? Başka para yok yanımızda. Alışverişten artan bu kadar. Biz para istiyoruz, para! Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok. Neymiş? Başka paraları yokmuş. Sevgi!
Nasıl Doğan bu zemin katın projesi? Çok iyi. Sığınak yerlerini falan çok iyi ayarlamışsın. Buyurun. Orhan Bey telefon. Kim arıyor? Damadınız. Evet Cahit. Bir mesele var Orhan abi. Gene sevgiyle aranızda mı? Bıktım artık sizin bu meselelerinizden. Hayır. Bu sefer ciddi bir şey. Sevgi ile yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler. İlk yardıma mı? Ne oldu? Başlarına bir şey mi geldi? Ben de fazlasını bilmiyorum. Size telefon açtım. Ben hemen çıkıyorum. Hastanede buluşuruz. Ne oldu? Kaza mı? Memur bey daha iyi biliyor. Ambulansla beraber geldi. Bütün bildiklerimi damadınıza anlattım. Daha fazla bilgi isterseniz merkezden öğrenebilirsiniz. Açık konuş Şahit. Neden anlatmıyorsun olanları? Bana da fazla bir şey söylemediler. Dövmüşler ikisini de. Sevgi sayıklıyormuş. Söylediklerinden postacı diye üç kişinin eve girdiğini çıkarmışlar. Filiz? Kendinde değilmiş. Yoksa bir şey mi oldu Filiz'e? Bilmiyorum. Hemşire hanım, karın ne durumda öğrenmek istiyorum. Doktor Ziya Bey çıkınca size anlatır. Ne zaman çıkacak bu doktor? Saatlerdir bekliyoruz burada. Geleli 5 dakika bile olmadı Orhan abi. Karınız kurtuldu sayılır. Teskin edici iğne yaptık. Uyuyor. Doktor. Başınız sağ olsun. Maalesef kurtaramadık. Thank you.
Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikim. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. İhdine sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Bizde kalsanız bir süre, yalnızsınız. Hayır. File sanki evde bekliyormuş hissi var içimde. Merkeze de uğrayacağım. Belki yeni bir gelişme vardır. Sevgi. Yavrum. Orhan Bey bilgi almaya gelmiş efendim. Buyurun oturun Orhan Bey. Hemşireniz nasıl? Hala kendinde değil komiser bey. Kendine gelebilse belki bize yardımcı olabilir. Hiç olmazsa suçluların eşkalini verebilir. Bizi suçlulara götürecek bütün delillerden yoksunuz. Hiçbir ipucu yok. Parmak izi kayıtlarına da rastlanamadı. Sevgi. Sevgi yavrum. Akşam arpamızı unuttun. Daha iş tutmadım İhsan. Orospu olup sevmem bir daha sefer yüzünü doğrarım. Dedik lan. Allah'ın selamına cimrilik edersen cüzdanı toka et deyince ne yaparsın ha? Cüzdanı ver dedim. Yoksa uzatırım bağırsaklarını yere.
Orospu çocuğu! Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün geleceğini pek ummuyorduk. Ama Kemal abi, Orhan kuvvetli adamdır. Gelir dedi. Dedim ama dilediğin kadar istirahat edebilirsin istersen. Teşekkür ederim. Unutmak için çalışmam lazım. Öyleyse Bursa'daki otel işine Doğan'ın yerine seni göndereyim. Hem çalışır hem de bu atmosferden uzaklaşmış olursun. Teşekkür ederim. Doktor uzun uzun muayene etti. Sonra? Sonra umutsuz dedi. Ne demek umutsuz? Başka bir doktora götür. Götürdüm. Başka bir psikiyatriste. Sakin yerleri, deniz havası, kırlar tavsiye etti. Ne duruyorsun, götürsene. Dönüşte ben de gelirim. Siz gelmeyin Orhan abi. Sevgi hiç kimseyi görmek istemiyor. Beni? Abisini de mi? Kimseyi. Çevresinde yeni bir yüz gördü mü o günü, olayları hatırlıyor, kriz geçiriyor. Merhaba, hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Ben çiftliğin sahibi Mehmet Kara. Geleceğinizi telgrafla bildirmişlerdi. Hemen istirahatinizi temin etsinler. Yarın araziyi gezeriz. Yoruldunuz mu? Ne, hayır, yorgunluk değil. Tabii. Girdiğiniz milyonluk ortaklığın yükü kolay değil. Ama akşama acısını çıkarırız. Arkadaşlar gelecekler. 2-3 kadeh parlattık mı açılırsın. Teşekkür ederim. Parlak bir misafir olacağımı sanmam. Neşenizi kaçırabilirim. Öyleyse biraz kurşun sallarız. Silah dinlendirir insanı. Uçan kuşu gözünden vuramam ama öyle pek karavanamda yoktur. Silahı sever misiniz? Hayır, pek sevmem. Silah erkeğin süsüdür der eskiler. Şuraya bakın, silah değil şiir. Ben hastasıyımdır. Silahsız çıplak hissederim kendimi. Siz? Neden sevmiyorsunuz silahı? Tehlikeli olduğu için. Tehlike mi? Aslında tehlike silahta değil, insanların içindedir. Bir kürek, bir kazma, hatta bir taş parçası da insan öldürebilir. Öyle değil mi? Öyle. Buralarda hepimizin tabancası da vardır, ruhsatı da. Tehlike silahın kendinde olsa her tarafta kan gövdeyi götürürdü. Tehlikeli olan silahlar değil, insanların kendisidir. Şunu bir dene hele. Kurşun sıkmak insanın yüreğindeki zehri akıtır. Çekinme canım, varsın karavan olsun. Yarışma değil, eğlence bu.
Olacak şey değil. Hepsi tam isabet. Silah sevmem derken içinden alay ediyordun benimle. Hayır, böyle düşünmeyin. Babam namlu avcılardandı. Silahların arasında büyüdüm. Çok severdim onu. Bir av kazasında ölünce nefret ettim silahlardan. Haklısın. Ben de olsam nefret ederdim herhalde. Düşünüyorum. Babamın ölümünde belki de suç silahta değil, onu vuran avcının acemiliğindeydi. Akşama geliyor musun? Arkadaşlar seni tanımaktan çok memnun olurlardı. Teşekkür ederim. Hemen dönmek istiyorum. Çantana ufak bir hediye koydum. Ne zahmet? Zahmet değil, zevk benim için. Hoşlandım senden. Çiftliğim senin sayılır. Sıkıldıkça atla gel. Teşekkürler. Hı-hı. Merhaba. Nerede Sevgi? Hastaneye kaldırdık. Neden? Krizler sıklaşınca doktor lüzum gördü. İki gündür şok tedavisi uyguluyorlar ama bir faydası olmadı. Ne biçim doktor bunlar? Oradan alıp memleketin en meşhur doktorlarına götüreceğim. Zaten Sevgi'yi tedavi edenler en meşhurları. Hepsi profesör. Peki elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz böyle? Başka çaremiz var mı sanki? Yürü, hastaneye gidiyoruz. Evet. Kaçıyorsun lan velet! Ne olur İsmail abi yapma, kurbanın olayım yapma! Ne var ulan bunda? Beş kağıtla para vereceğim! Yapma abi bırak beni! Yürü ulan! Puş! Yapma abicim! Bırak ne olursun bırak abi! Defol git buradan! Thank you.
Affet beni Filiz. Birini öldürdüm dün gece. Korkunç bir şeydi bu. Ama pişman değilim. Öldürmeye devam edeceğim. Topluma mikrop saçan, onları mutsuz bir dünyaya götüren bu pislikleri ortadan kaldırdıkça sanki senin ve kız kardeşimin intikamını almış oluyorum. Hoş geldin. Erkencisin Orhan. Seyahat nasıl geçti? İyi. Otel için çok iyi bir arazi. Şirket için karlı bir iş olacak. Evet. Epey karlı. Hepinize iyi prim düşer. Ben şu rapora bir göz atayım. Azılı sabıkalılardan Gaddar İsmail öldürüldü. Kimliğini tespit ettiniz mi? Evet komiserim. Ünlü sabıkalılardan Gaddar İsmail. Haraç, esrar ve ırza tecavüz, kaçakçılıktan dosyaları var. Ayrıca silahlı soygundan aranmaktaydı. Cinayet sebebi ne olabilir? Parasına dokunmamışlar. Silahı da patlamadığına göre bir kadın meselesi olabilir. Çıkmıyor musun hala? Şunu bitireyim de. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Alas mı aldık Orhan Bey? Güle güle. Ver ulan paraları. Hayır, çıkar. Çıkar. Buraya, ver. Ver. Ne olur bırakın beni. Belanı aramıyorsan defol git buradan. Buna göre hava hoş. Ama hanımın mantosu eskidi. Üstelik Selma'nın da o konuşan yürüyen bebek rüyalarına giriyordu. Bebeğim de çok güzel. Siz şimdi doğru rıhtıma. Ben gidip emaneti alacağım. Peki Cahit'im.
Nasıl bir adamdı, tarif edebilir misin? Vallahi ne diyeyim. Karanlıktı, seçemedim. Hem görüyorsunuz gözüme vurdular. Uzun boylu mu, kısa boylu muydu? Elbisesi, saçı? Kısa, kısa boylu, şişman. Galiba saçları döküktü. Ama iyi göremedim. Ölülerden çıkan kurşunları balistik şubesine gönderin. Başüstüne. Aslında çok iyi gördün, değil mi pezevenk? Eskidi. Üstelik Selma'nın da o konuşan yürüyen bebek rüyalarına giriyordu. Açılma, açılma. Benim bebeğim de çok güzel. Siz şimdi doğru rıhtıma. Ben gidip emaneti alacağım. Peki Cahit'ciğim. Aynı silahın kurşunları. Ne düşünüyorsunuz komiserim? Durumu incelersek şunları görüyoruz. Bir, ölenlerin birbirleriyle uzaktan olsun bir akrabalıkları yok. Demek ki kan davası olamaz. İki, ceplerindeki paralarına da dokunulmadığına göre cinayetler soygun amacıyla da yapılmıyor. Üç, öldürülenlerin hepsi sabıkalı takımı. Bunları kim ve neden öldürür? Mantık açısından bir tek sebep olabilir. İntikam. Evet, intikam. Böyle heriflerden kendisi veya yakınları zarar görmüş birisi intikam alıyor. Bu kadar bilgi bizi nereye götürür? Şimdilik hiçbir yere. Çözülmesi zor bir durumla karşı karşıyayız. Ama her zaman olduğu gibi sonunda başaracağız. Gazeteciler sıkıştırıyor. Ne söyleyeceğiz onlara? Her zamanki gibi elimizde deliller olduğunu, katilin izi üzerinde olduğumuzu söyleyeceğiz. Banliyö'de gecenin son trenlerine dadanan manyaklar, yolcuların can ve mal emniyetlerini tehdit ediyor. Sigarası senden,
Yapması benden. Lambaya püf de. Ağırlık yapma sen. Otur lan burun. Anne şimdi kim oldu? Sus çocuğum, ben sana başka alırım. Ayıp değil mi? Ne rahatsız ediyorsunuz herkesi? Birader bey ne buyurdular? Fazla kaçtınız ama. Kaçmadık, buradayız hanım. İstasyonda polise vereceğim sizi. Ne yapacakmış? Polise verecekmiş. Çık ulan! Doğan'ın terfiyi şerefine. Darısı Cevdet'in başına. Teşekkürler. Şimdi ara haberleri veriyoruz. Esrarengiz katil dün gecede iki kişiyi öldürdü. Üç ayda üç cinayet. Şimdi cinayet masası şeflerinden komiser Necati Polat'la bu konuda basın ilgililerinin yaptığı röportajı yayınlıyoruz. Esrarengiz katil hep kanun dışı kişileri öldürdüğü için halkın ilgisini, hatta biraz garip ama diyebilirim ki sevgisini topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki katil yanlış ve olumsuz bir yoldadır. Çünkü suçlularla savaşmak yalnız kanun ve polisin görevidir. Eğer şu andaki konuşmamızı dinliyorsa kendisinden televizyon aracılığıyla bir ricam var. Bu işten vazgeçip polise teslim olsun. Kendisine insanca davranılacağına yetkilerime dayanarak söz veriyorum. Şu işe bak, polis katili yakalayacağına teslim olmasını rica ediyor. Sizce bu adam deli olabilir mi? Hayır. Karşımızda bir deli olduğunu sanmıyorum. Yaptığının çılgınca bir iş olmasına rağmen. Meçhul katil serserilere savaş açalı, hırsızlık, ırza geçme ve diğer olayların azaldığı söyleniyor. Doğru mu? Hayır, bu doğru değil. Doğru olsaydı bile gönüllü katillere örnek olmasın diye gene aynı cevabı verirdiniz değil mi? Şu anda böyle faraziyeler üzerinde konuşmayı faydalı görmüyorum. İdamlık mahkumları bile öldürse amacımız katili bir an önce yakalayabilmek. Evet. Emniyet Müdürlüğü. Temmuz ayından beri şehirde işlenen cinayetleri ben işledim. Bir dakika ayrılmayın. Komiser Necati Bey'e bağlayın. Cinayetlerle o uğraşıyor. Katil olduğunu iddia eden 25. kişi. Tamam, anlaşıldı. Tevkifiniz için derhal bir devriye arabası gönderiyorum. Yahu memlekette ne çok katil heveslisi varmış. Bu paketin üzerindeki adresten Şişli'den alındığı anlaşılıyor. Esrarengiz katilin bu çevreden biri olması kuvvetle muhtemel.
Hemen Şişli ve Levent civarında kendi ya da ailesi sabıkalılardan zarar görmüş kimler varsa tespit edin. Başüstüne. Başüstüne efendim. Ateşin var mı ahbap? Uçlan bakalım çarı. Balistik raporuna göre kurşunlar gene aynı tabancadan atılmış. Ama bu sefer ikisini de yakaladığı yerde öldürememiş. Yaralı olan serseriyi hanginiz götürdünüz hastaneye? Ben komiserim. Ölmeden önce bir şey söyledi mi? Orospu çocuğunu vurdum, bıçakladım dedi. Demek bizim kahraman yaralı. Alo, Orhan. Gelmeyince merak ettim. Hasta mısın? Ateşim var biraz. Üşüttüm galiba. Kalkamadım. Kalkmana da lüzum yok. 3-5 gün dinlen istersen. Fena olmaz. Geçmiş olsun.
Arkadaşların da selamları var. Teşekkür ederim. Benden de hepsine selam. Kamil Süer. Hırsızlar 300 bin liralık eşya çalmışlar evinden. Hırsızlar bulunmuş, eşyası aynen teslim edilmiş. Basri Koçak. Parasını almak için yolunu kesen serseriler bıçakla alnından yaralamışlar. Failler yakalanmış, mahkum olmuş. Selim Cansu. Tüccar. Kızı kaçırılmış. Fidye istemişler. 55 yaşında. Cinayet işleyecek tip değil. Şoför Ahmet Karlık. Maslak'ta müşteri gibi binip parasını almışlar. Orhan Polat. Mimar. 4 ay önce soygun maksadıyla evine girip karısıyla kız kardeşine tecavüz etmişler. Levent'te oturuyor. Geçmişini araştırdınız mı? Meşhur avcılardan Hasan Polat'ın oğlu. Babası öldüğünden beri silah kullanmaktan nefret ediyor. Önemli olan silahtan nefreti değil, iyi silah kullanması. Meçhul katilin bildiğimiz tek özelliği iyi nişancı oluşu. Katil Hasan iki kaşı ortasından vurulmuştu. Trendeki de kalbinden. Bu adamı sen izleyeceksin. 24 saatte bir rapor istiyorum. Baş üstüne komiserim. Ötekileri de görelim. Alo, Komiser Necati. Komiserim, ben Hakkı Demirtaş. Orhan Bey şimdi çıktı, ev boş. Ayrılma, hemen geliyorum. Her tarafı dikkatle arayın. Biliyorsunuz, silahı bulursak her şey çözümlenecek. Sanırım bir ipucu bulduk. Eğer Çiyan Hüsnü'nün bıçağındaki kanla bu pamuktaki kanın grupları aynıysa doğru yolda izlemektir. Hemen laboratuvara götür, tahlil ettir. Şuraya takıldım kaldım. Hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Orhan, bu akşam bu projeyi muhakkak bitirmemiz lazım. Biliyorsunuz, Kemal abi giderken sıkı talimat verdi. Ne yapalım? Madem ki Kemal abi talimat vermiş. Doğru. Orhan? Ne? Tahlil raporu komiserim. Birinci etabı atladık. Pamuktaki ve esrarengiz katili yaralayan bıçaktaki kan grupları aynı. İkisi de sıfır RH negatif.
Aynı gruptan yüz binlerce insan var komiserim. Elimizdeki delillerle birleştirirsek esrarengiz katilin Orhan Polat olduğu muhakkak. Şimdi suç aleti olan tabancayı bulmak gerek. Dur! Geç şuraya! Kımıldama! Özür dilerim. Tanıyamadılar sizi. Arama emri var da. Kardeşim bileklerini kesti. Öldü komiserim. Hala ışık yanıyor. Uylandım. Bir şuradan telefon et, evde mi anla bakalım. Allah cezasını versin. Beyefendi, bütün arabalar meşgul. İlk boşalan arabayı derhal size göndereceğim. Polis! Hayrola Orhan Bey? Üzerinde çalıştığım dosyayı yukarıda unutmuşum. Sağ ol Bekir efendi. Seni rahatsız ettim. Estağfurullah efendi. Güle güle. Cevap vermiyor. Duşta falan olmasın? Duş sana lazım aptal. Çabuk çalıştığı büroya.
Orhan Bey uğradı mı bu akşam? Neredeyse karşılaşacaktınız. Şimdi kıvrıldı köşeyi. Cüzdanını çıkar yere bırak. Su kaçıklığı yaparsan kurşunu yersin. Kan izleri bu tarafa gidiyor. Hadi yürüyün. Sesini çıkartırsan gebertirim. Anladın mı? Ne istiyorsun benden? Alkol, biraz pamuk, bir de makas. Thank you.
Nereden buldun bu kolyeyi? Ver kolyemi hırsız herif, ver diyorum, ver! Nereden buldun bu kolyeyi? Benim kolyem. Parayla aldım. Sana soruyorum. Nereden buldun bu kolyeyi? Bırak saçımı. Nereden buldun bu kolyeyi? Dur. Dur. Sabri. Manyak Sabri verdi. Bir gece kaldı benden. Karşılığında bunu verdi. Nereden aldığını da söyledi mi? Sarhoş da anlattı. Sarı Hasan'la Kabak Cemal varmış yanında. Bir eve girmişler. Kızın boynundan almış. Kız kardeşimdi benim o. Köpekler. Bunları söylediğimi sakın ona söyleme. Sonra öldürür beni abi. Nerede bulurum diyorum? Sarı Hasan'ı Cibali'deki Esengiller'in metruk deposunda bulursun. Manyak Sabri ile Kabak Cemal'in nerede olduğunu o bilir. Sarı Hasan sen misin? Benim, ne istiyorsun? Bunlar mı? Ver şunu be! Bunlar mı dedim? Onlar ne olacak? Tanıdın mı? Tanısam ne olacak? Söyle, tanıdın mı? Suçum yok abi. Her şeyi Cemal'le Sabri yaptı. Neredeler şimdi? Cemal Şişhane'de, Haliç apartmanı çatı katında oturur. Sabri? Onu geceleri silahlardaki metruk tuğla harmanında bulursun. Esrar alır, esrar satar. Bak, dinle abi. İnan ki ben bir şey yapmadım. Hepsini onlar yaptılar. Ben suçsuzum abi. Yemin ederim ki ben suçsuzum abi. Kulur kölen olayım. Ne olur yapma. Bağışla. Yapma abi! Yapma!
Yapma! Yapma! Kulu köler olayım, yapma! Hayır! Bende karıya 250 lira verecek göz var mı? Öyle pazarlık etmemiş miydik? O yatmadan önceydi. Bırakmam param. Ne istiyorsun benden? Bunu tanıdın mı? Kardeşimin boynundan aldığınız madalyon. Benim suçum yok abi. Her şeyi manyak Sabri yaptı. Hasan da yardım etti ona. Ne olur abi, ne olur öldürme beni. Öleceksin. Hem de köpek gibi. Sürüne sürüne öleceksin. Yapma abi. Ne olursun yapma, yalvarırım öldürme! Hayır! Hayır! Abiciğim! Güzel abiciğim! Öldürmeyeceksin değil mi? Ayağının altını öpeyim abiciğim! Hayır! Öldürme beni! Bir su kaçıklığı olmasın? Merak etme abi, temiz mi aldın? Eyvallah, sağ ol. Güle güle. Tanıdın mı? Kardeşimin madalyonuydu. Aa.